Mutluyum. Sadece yorgunum biraz. Çok mutluyum ben. Niye biliyor musun? Çünkü sen yanımdasın. Çok seviyorsun, değil mi Fırat'ı? Biliyorum güzelim, ben de seni çok seviyorum. Keşke sadece ikimiz başka bir yerde olsaydık. Bir tanem, anlat bakalım bugün ne yaptın? Ne çizdin? Hı? Sen benim babamı mı çizdin? Nasıl? Konuşabiliyor mu demek istiyorsun? Bir tanem, sana daha önce de söyledim biliyorsun. Çok mümkün değil. Yani arada sırada böyle şeyler olabiliyor. Hareket edebiliyor babam. Ama istem dışı biliyorsun. Konuşamıyor diyor dayın. Konuşamıyor. Cemil de konuşmuyor. Anne tamam. Çocuk. Ha, eğer konuşuyorsa, duyduysan bir şey söyle, anlat. Ne dedi? Bir şey mi söyledi? Ha, duymamışsın. Yok öyle bir şey. Belki de bir doktor çağırmalıyız. Güneş durduk yere böyle bir şey söylemez. Elif muhtemelen sayıkladı. Doktorlar bunun olabileceğini söylüyor. Yani biz her gün, ben, Mehveş, Serap, Dila, hepimiz o odaya giriyoruz. Her gün bakıyoruz. Doktor geliyor, tedavi ediyor, tedavisi devam ediyor. Yani hiç kimse duymadı, hiç kimse bilmiyor. Bir tek Güneş mi duydu Cemil'in konuştuğunu? Saçma sapan konuşmayın. Tamam. Başka bir doktor çağıralım. Bir de onun görüşünü alalım. Fırat, baban gerçekten iyileşiyor olabilir. Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun bize? Anne, ne iması? Herhalde iyi bakamadığımıza dair bir şey söylüyor. Anlamıyorum ne demek istediğini. Ne demek istiyorsan söyle, ben anlamıyorum çünkü. Elif bak. Sanmıyorum böyle bir şey olacağını, çok mümkün değil ama senin için rahat edecekse. Peki. Oh Allah.
Güneş konuştu mu deden gerçekten? Ne söyledi? Gözlerini açtı mı? Ne söyledi sana? Kıpırdadı mı? Söylesene bana. Bırak çocuğu. Güneş. Hadi. Bırak çocuğu, deli deli hareketler yapıyorsun. Çık yukarı. Elif, konuşabilir miyiz? Elbette konuşabiliriz. Mesela neden doktor çağırmamakta bu kadar inat ettiğinizi söyleyebilirsin. Elif, ne oluyor? Ya sen kafayı neden babama bu kadar taktın? Ben daha sabah yanındaydım. Durumunda bir değişiklik yoktu. İki gün önce doktor buradaydı, farklı bir şey söylemedi. Ne oluyor? Peki Güneş'in söyledikleri? Sen ona da mı inanmıyorsun? Güneş'in hayal dünyasının ne kadar geniş olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Hayal ettiği şeye inanmıştır. Olamaz mı? O daha bir çocuk. Peki. Ben Güneş'e bakayım. Baba. Doğru olabilir mi gerçekten? İyileşiyor musun? Sana o kadar ihtiyacım var ki. Lütfen iyileş artık, uyu. Hem ben de iyileşiyorum. Artık doktora gidiyorum. Hem de kendi isteğimle. Son zamanlarda hiç güzel şeyler olmuyor hayatımda baba. Denizin ortasında salın alıp başıboş bir sandal gibiyim. Nereye yanaşacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Ama sen uyanırsan her şey çok farklı olacak, onu biliyorum. Hem bak, torunun da burada. Onu görmek istemez misin? Ben Güneş'e inanıyorum. Lütfen. Babam için bir doktor çağırın. Hayır, sen inanmıyorsun. İnanmak istiyorsun, o kadar. Neyine inanıyorsun anlamadım. Bir hareket var mı? Yok. Bir his var mı? Bir kıpırtı var mı? Bir ses var mı? Yok. Boşu boşuna hayallere kapılma bence. Küçük çocuğa bir şeyler mi söylemek istedin? Ama söyleyemezsin. Bitki gibi bir şeysin sen. Ama eğer bir gün böyle bir şey yaparsan... son göreceğin surat benim suratım olacak. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.